Merhum Aliya İzzet Begoviç ömrünü Bosna'nın ve Boşnak kardeşlerimizin özgürlüğü için adamış bir dava, aksiyon ve devlet adamıydı. Kendisi büyük bir mütefekkir olmasının yanı sıra küresel sistemin işleyişini çok iyi bilen tecrübeli bir siyasetçiydi. Gerektiğinde ülkesi ve milleti için takım elbiseyi çıkarıp askeri kamuflaj giyecek kadar vatanperverdi, cesurdu, yiğitti, her açıdan örnek bir liderdi. Şahsımın gönül dünyasında da kendisinin mutana bir yeri var. Rahmetli Aliya'nın sadece mücadelesi değil, fikirleri, tavsiyeleri ve sözleri de bize örnek olmuştur. Merhum Aliya, Srebrenica soykırımı için şöyle demişti: ne yaparsanız yapın, soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır. Evet, unutulan veya unutturulan soykırımın tekerrür etmesi kaçınılmazdır. Merhum Aliya'nın dikkat çektiği acı gerçeğe maalesef bugün Gazze'de hep birlikte şahit oluyoruz. Ya Rabbel Alemin, Bosna Hersek Savaşı'nda gazi olmuş bütün gazilerimize dua ediyoruz. Ahireti irtihal etmiş olanların ruhlarını şad eyle Allah'ım. Hayatta olanlara uzun sağlıklı ömürler ihsan eyle Allah'ım. Amin diyen biz mümin kullarını dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Umduklarımıza nail eyle Allah'ım. Korktuklarımızdan emin eyle Allah'ım. Bosna Hersek Devleti'ni, Türkiye'mizi ve bütün İslam alemini her türlü kazalardan, belalardan, düşman işgalinden muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle. Müslümanların kalplerine sevgi, muhabbet, ihsan eyle Allah'ım. Kafeye ehli iman ve ehli İslam ervahi için, cümle geçmişlerimizin ruhlarının şad olması için amin diyen biz mümin kullarının cennetinle, cemalinle şeref yap olması için, Allah rızası için El Fatiha. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.